Herkese bu defa memleketteyim. Burası Uşak. Uşak'ın Eşme ilçesi. Ve benim evim. Burası teras. Bunlar da diğer hobilerime ait. Diğer hobilerim değil. Yani motosiklette bir hobi de motosikleti ulaşım aracı olarak da kullanıyoruz. Bir yerde ihtiyaç. Bunlar benim asıl hobim diyebilirim. Yani motosiklet konusunda çok uzman profesyonel olmasam da bu konuda iyiyimdir bayağı. Aslında bu konuda iyiyimdir. Çünkü kendi yapmış olduğum bir motosiklet yok ama kendi yapmış olduğum bir teleskop var. Bu 8 inçlik Newtonian tarzı bir teleskop. Aynalı. Newtonianlar aynalı olur. Newton'un keşfettiği bir teleskop türü. Yalnız kundak. Şu kundak alttaki bunu tutan kısma deniyor. Orası Dobsonian. Yani Dobson. Dobson teleskobu deniyor buna. Üst taraf Newton ama bu şeyden ötürü. Kundak John Dobson diye bir adam bulmuş bu kundağı. Çok basit, çok ucuz bir kundak. Yani amatör teleskop yapanlar için çok kullanışlı bir kundak. Bu terasımın gördüğü yer benim olduğu gibi güney. Yani bütün tutulumu görüyor. Tutulum dediğinizde hani gezegenlerin yolu, yani gezegen gözleme açısından burası çok süper. Ayrıca ışık kirliliği de çok olmayan az nüfuslu bir yer olduğu için yazları ya da bu gibi soğuk kış günleri ama kuru hava olan zamanlarda cam gibi gözlem yapabiliyorum. Bu arada içinizde bilen varsa sormak istediğim bir konu var. Şunu şeyini açalım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Onun dibinde bir tane ayna var. Bu aynayı biz kaplattık. Kaplama kısmını kendim yapamıyorum. Yontma kısmını sadece kendim yapabiliyorum. Alüminyum kaplı şu anda bu ayna. Ama işte bu kaplama işini kolay kolay her yerde bulamayacağımız için bunu yapan adam düzgün kaplamamış. Bazı sıkıntılar var ayna üzerinde. Yani %10 küsurluk bir kısmını kullanamıyoruz aynanın. Bu da çok önemli bir miktar aslına bakarsan. Bu ya gümüş kaplanacak ya alüminyum kaplanacak. Bu konuda bilgisi olan varsa içinizde, ben kaplarım ya da kaplanan yer tanıyorum falan diye 8 inçlik bir ayna var. O kaplanacak, onu kaplayacak bir yer arıyorum. Bileniniz varsa bana ulaşsın. Bu da yavru teleskop. Bu da Celestron'un 70-400'lük. Bunu bulucu olarak kullanıyorum daha ziyade. Bulucu ne demek? Önce bu çok daha geniş bir alanı görüyor tabii ki. Onda alanımı keşfediyorum. Sonra daha ayrıntılı gözlem için Newton'u, arkadaşımızı kullanıyoruz. O ufak olan daha çok ay gözlemleri için çok güzel oluyor. Ya da Jüpiter ufak. Satürn'e kadar gidemiyor bu gariban. O kadar sadece. Ancak şu görmüş olduğunuz arkadaşla Uranüs'e kadar gözlem yapabiliyoruz. Ama kundaktan ötürü, motorlu kundak oluyor bazısında bunların. Tabii çoğunuz şu anda zaten izlemiyor da geriye kalanlar ilgisi vardır belki. Motorlu kundaklar aşırı pahalı. Onu kuruyorsun. O kendi batana kadar o gezegen onu takip ediyor. Bunu da elle takip etmen lazım. Uranüs de çok uzakta olduğu için fazla bir yakınlaştırma yapıyorsun. Büyütme yapıyorsun. Büyütme yapınca da tabii kundağın hassaslığı bozuluyor. En ufak bir rüzgarda hayvan gibi sallanıyor. Hiçbir şey görünmüyor. Sağlıklı olan bunlar. En uzak gözlem Satürn gözlemi. Satürn'ün 4 büyük uydusunu da cam gibi gösterir kendisi. Bu arada bu el yapımı teleskoplar piyasadakilerden çok daha kaliteli oluyor. Çünkü inceleyip sık dokuyoruz. Benim bu teleskobu yapmam 2 yıl sürdü. 2 yıl tabii gecemi gündüzüme katarak çalışmadım. Haftada 1-2 saat çalışıyorduk devamlı. Bir grup olarak yaptık biz teleskobu. Çünkü tek başına yaparsan çok pahalı oluyor. Şu mesela bunun tüpü, sonotüp. Bunu yaptırmak kolay değil. Ölçüsünü veriyorsun ama adam bunu metrelerce yapıyor. Bizim ihtiyacımız olan 1,5 metre bir şey. O yüzden birkaç kişi bir araya gelip de yaparsan ucuza geliyor. Bu yine şu kundak, ahşap, marangozda kestirmesi falan tek başına yaparsan onlar da pahalı. Ama birkaç tane yaptıracağım dersen o zaman ucuza geliyor. Burası odaklayıcımız. Şuradan bakılıyor bu arada. Bu teleskop deyince aklınıza gelen ilk şekil budur. Bunun biraz daha uzunluğuna düşün. Şu arkasından bakılır. Dobsonlarda öyle değil. Dobsonlarda buradan bakılıyor. Bu ağzından ışık giriyor içerisine. Aynayı görmüşsünüzdür. Işık buradan bu şekilde geliyor. Ayna burada.
bu aynaya çarpıyor. Tekrar yukarı çıkıyor odaklanarak. Tam burada bir tane daha ayna var. Bu düz bir ayna. 45 derece şekilde buraya yansıtıyor. Burada da odaklamasını yapıyoruz. Arkada yine kolimasyon yapacağımız. Burası arkası. Şunlarla kolimasyon ayarı yapıyoruz. Kolimasyon dediğimiz yani ince ayar gibi diyeyim. Orası bir defa ayar yapılır. Sonra uzun süre öyle durur. Bozuldukça tekrar kolimasyon ayarı yapılır. O bozulması ay sürer yani. Öyle kısa sürmüyor. O yüzden çok zahmetli değil ve çok ucuza geliyor. Benim bu teleskoba harcadığım toplam para 500 lira civarı. Ancak bu kalitede bir teleskobu piyasadan almaya kalksam 4000 lira civarı bir para harcaman lazım. Tabii onların kullanışı biraz daha kolay olur. Çünkü odaklayıcısı biraz daha profesyonel. Biz bu bir boru bu. Bu hani bu yakınlaştırma, uzaklaştırma işleri daha hassas oluyor onlarda. Mesela bu satın bir alınan bir teleskop. Burada şu şekilde. Şöyle gevşeteyim. Şöyle odaklama yapılıyor bunda. Bunun aynı sistemi onda da olması lazım aslında ama biz ucuza gelsin diye böyle bir Dobson yaptık. Bu teleskop yapım işinde en çok insanın canını çıkaran kısım ayna yapımı. Ayna aşınması zaten o yani işlemin %90'ı. Bunda en pahalı parçası şu anda. Yani bu aynısını sadece ayrıyetten satın alayım desem 2000 lira falan vermen lazım aşağı yukarı. Tabii şu an ne oldu bilmiyorum piyasaya. Belki daha ucuz da olmuş olabilir ama el yapımı olunca daha kaliteli olmuş oluyor. Bunun galiba F6.35 odak oranı var. F6.35 şeyden fotoğrafçılık bilenler çok kişi bilir. Fotoğrafçılıkta F ne demektir? Aynı olarak düşün. Yani F'i 6.35 olduğu için biraz dar bir alanı görüyor. Normal teleskoplarda yani fotoğrafçılığa çok uygun bir teleskop değil bu. Zaten fotoğrafçılığa uygun olacaktıysa şey olması lazım. F oranı daha düşük olması lazım. Bir de takip motoru olması lazım. Takip motoru zaten dünya para. F oranı düşük yapmak da bunlar çok zor. El işçiliği bakımından yani zor dediğim zaman. Zaman bir sürü zamanını alması lazım. Şöyle zamanın alıyor mesela. Bu 6.35 iyi. Bu dibindeki ayna şurada göstermiş oldum. Dibindeki ayna dediğim ya en çok vakit harcayan şey. Onu aşındırıyorsun. Önce küresel bir şekilde aşındırıyorsun. Son kısma gelince parabolik bir şekilde aşındırılıyor. F oranını düşüreyim dersen o zaman çok fazla aşındır. Yani o parabolikliğin hassaslığı ve parabolikliğin eğriliği artıyor. O zaman vay başıma gelenler yani 3 yıl sürerdi. Daha F oranı düşük bir teleskop yapmak. F oranı daha uzun yapmak. Mesela F8 falan yapmak. F8 yapacağım dersen o zaman daha kolay, daha kısa sürede bitiyor. Ve daha fazla büyütme yapıyor. Neden öyle yapmıyorsun dersen ona da sağlam bir kundak lazım. Çünkü çok yüksek büyütme yapacağı için fotoğraf çekemezsin. O kadar yüksek F oranıyla. Ve bu görmüş olduğunuz tüp şu kadar daha uzun olması gerekirdi. Ancak F4.3 yaparsan tüp kısalmış oluyor yavaş yavaş. Öyle avantajları dezavantajları var. Bu konuyla içinizde ilgileneniniz olursa ayrı birkaç video daha yaparım. Gözlem videosu çekeyim diyeceğim ama bu F oranları çok uygun teleskoplar olmadığı için ve ben memlekette çok bulunmadığım için artık videosunu yaza doğru çekerim belki. Pek burada değilim çünkü bu aralar. İşte bizim atıl şey bu. Ortam bu.